Bana bak Gazanfer amca, buradan çıkan paraya faiz saniyesinde işlemeye başlar. Sen de paranı faizle birlikte ödeyebilirsin tabii ki. Bana bak Balyozcan, faizini ödemeden ana parayı ödeyenlere biz ne yaparız ha? Hani şu en son bayıldım, sonra da estetik ameliyatla Levent Orhan'a benzettiğimiz adamı mı diyorsun reis? Ama Sayın Abdülgadder Bey, bana verdiğiniz paralara saymak amacıyla bile dokunmadım. Ne olur acıyın bana. Bu seferlik olsun, beni bağışlayın. Aa, seni sevdim Gazanfer amca. Bu seferlik öyle olsun. Parayı ver, senetlerini al. Sanırım Gazanfer Bey iş kurmaktan vazgeçti. Ama Abdülgadder Bey bu kadar kolay bırakmamalı onu. Oo, Gazanfer amca. Bakıyorum hala buradasın. Ah, doğru ya, haklısınız. Sizi daha fazla rahatsız etmemem lazım. İzninizle. Hop 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 hop. Boru mu bu be? Anlaşma yaptık, senet yaptık. Bana bak, git işini kur, çalış ve benim borcumu öde. Ama Sayın Abdülgadder Bey, demin sizinle her konudan mutabakata varmıştık. Ben yerimden bile kımıldamadım. Sen o mutabakat dediğin yere tek başına gitmişindir. Dediklerimi duydun. Git işini kur, çalış ve benim de paramı öde. Anlaşıldı mı? Lan! Oho! Gazanfer Bey, bu kadar zavallı olmayın yani. E madem öyle, size biraz takviye yapalım. Lan! Abdülgadder! Sen kiminle dans ediyorsun lan? Sen kısa pantolonla mahallede misket oynarken ben o misket fabrikalarını haraca bağlamıştım. Dingil! Allah! Yedim lan seni! Şimdi de sahne sırası polislerin. Elleri koydun. Kimse kıpırlamasın. Sizi Tosun'un klibinde oynatacağız. Yürüyün bakayım. Yürü. İşte tamam. Baban hapislerde çürümeye başlayınca ne yapacaksın bakalım Ruhsar Hanım? Komiserim, bu olay nasıl oldu? Hala anlayabilmiş değil mi? Ben hayatımda tabancanın T'sini bile elime almadım. Ben masumum. Beraatımı talep ediyorum efendim. Ben de beraatımı talep ediyorum. Ben vergisini, stopajını, KDV'sini ödeyen namuslu bir iş adamıyım efendim. Ben de kırmızı ışıkta durup bekleyen, çöplerini çöp kutusuna atan, parklarda çimlere basmayan sade bir vatandaşım efendim. Ben de beraatimi talep ediyorum. Zaten hep böyle olur. Peki o tabancalarla niçin ateş ediyordunuz bakayım? Efendim, Galatasaray'ın galibiyetini kutluyoruz desek inanır mısınız? Hayır, inanmam. Peki ne desek inanırsınız? Haydar, al bu kaşalotları doğru şubeye sevk et. Sorgular yapılsın, tamam mı? Başlayın komiserim. Tam zamanında gelmişim. Önce doğruyu söyletme sihrimi kullanayım. Komiserim, bir maruzatım var. Bu arkadaş suçsuzdur. Bu sıradan bir vatandaş. Ne bizimle ne de bir mafyayla, başka bir mafyayla alakası var. Sadece bizden bir borç istemek kabiliyetinde bulundu. Bütün suçu bu. Evet komiserim. Abdülgadder Bey, mumu yatsıya kadar yanan bir yalancı olsa da bu kez doğru söylüyor. Duydunuz işte efendim. Ne olur beni bırakın gideyim ben. Hayda. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ama olsun. Yine de sorgudan geçirilmesi lazım. Üf, iş başa düştü yine. Aa, gözlerime inanamıyorum. Melek gibi adam bu yahu. Sorgulanmasına falan hiç gerek yok. Tamam kardeşim, tamam. Gidebilirsiniz. Yaşasın mı adalet? Buyurun böyle, gidelim. Evet, bu iş tamam. Şimdi masayı eski hale getirmem lazım. Ama önce Gözüm abla ile Mücella'nın durumunu konuşmaya gideyim. Kimse yok galiba burada. Kesin Masar'a gitmişlerdir. Oh be! Bu işten yakayı iyi kurtardım vallahi. Yoksa bu genç yaşımda hapislere girecektim. Ben çok kötü bir insanım. Yaşamamam lazım. Ölmem herhalde herkes için
hayırlı olacaktır. Bu ilaçlardan alırsam herhalde arzum gerçekleşmiş olur. Ay canına. Demek son kullanma tarihi geçen ilaçlar böyle kendiliğinden uçup gidiyor ha. Hem ben bu ilaçları niye içiyorum acaba? Bana bak, sen artık çok olmaya başladın be. Yeter artık. Çok mu olmaya başladım? Mesela kaç tane oldum? Hı? Sence bu kadar çok yeterli mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, bu sacım ölmemiş.